Merhabalar değerli izleyenler Bilyoner'le 24 Saniye'ye hoş geldiniz. Irmak Kazuk, İhsan Bayülken ve ben Merve Toy. Euroleague'de oynanacak karşılaşmaları konuşacağız. Perşembe gününün programında ilk olarak Anadolu Efes'in Malaga deplasmanını değerlendireceğiz. Nasıl bir Efes e, bekleyeceğiz? Çünkü savunma problemleri bir türlü çözülemiyor. Evet, şimdi Anadolu Efes için Ergin Ataman dediği gibi prestij şafıpa o noktaya gelindi. Öte evet, yandan şimdi önümüzde Türkiye Kupası var. Rakip Fenerbahçe Doğuş. O maça kitlenmiş durumda olacaktır. Çünkü ligin sonunda takımın havası ne olur? bir soru işareti. E, o yüzden e, Malaga deplasmanında ev sahibi takımın avantajlı olduğunu söylemek kolay e, kolay olacaktır. Ama diğer yandan da şöyle bir şey. Hı hı. Daha rahat oynayan bir Anadolu Efes'i izleyeceğiz. Malaga'da da Nedo, Nedo için sakatlığı var. E, ama son maçta çok iyi oynadılar e, Malaga. Kazanacağı maçı kaybetti diyeyim ben. Yine maç sonu oynayamadılar. E, bütün bunları topladığımız zaman Anadolu Efes için Maçın sonunda kazanma potasında olursa evet o maçı kazanır ama oraya gelir mi? Bence soru işareti. Belki Ergin Ataman rotasyonu da daha geniş tutup e, genç oyuncuları da devreye sokabilir. Sonuç itibariyle Malaga. Sen ne düşünüyorsun Orman? Valla e, <laughs> yani e, şimdi evet bence Fenerbahçe ile oynanacak maçı sanki bir adım öne çıkar gibi geliyor yani. Ergin Biraz abi, daha var ona. Ergin abi gerekiyorsa bu maçta e, hani tabii ki işin abartısı. gençlerde bile çıkabilir gibi geliyor bana. E, yani Malaga yakın. Hani içeride daha agresif oynuyorlar. E, İçsakhaneleri de fena değil. Nedović yok belki. Biraz daha savunma takımına bürünüyor. Biraz daha savunma takımına bürünüyor ama e, ben Malaga'nın galibiyeti yakın olduğunu düşünüyorum. Evet Malaga'yı galibiyete yakın olarak görmek daha mantıklı halinde gibi ama benim ilave edeceğim bir şey de belki hani savunmayı özellikle Efes Cephesi'nde zaten yapamadıkları savunmayı bu maçta çok ya. denemeyeceklerini <laughs> düşünüyorum. Yani yıpratmamak için takımı özellikle. Dolayısıyla üstte bir tercih olabilir gibi geliyor bana. maka bir Barcelona maçını konuşacağız şimdi. Nasıl bir maç beklememiz lazım koç? Örtelin olduğu yerde bir şey söylemek zor. zor. Ee, ama sonuç itibariyle burada takım olarak da bir reaksiyon gelebilir. Evet. Makabi ise evinde özellikle kendine ait bir basketbol oynamayı başarıyor. Hucum ribaundlarında etkili oluyor. İşte DeSean Thomas'ın geri gelmesi onların kenar katkısını, skorunu dengelemesi sağladı. Pierre Jackson da kol takımın sahibi olduklarının farkındalar. Bunları birleştirdiğimiz zaman evet Barcelona iyi bir günde olursa diş gösterebilir ama ben yine de Makabi diyorum. Yani ev sahibi kazanır. Ben de Makabi diyeceğim. Yani Makabi'nin de Barcelona'nın da geçen hafta yani beklentilerin dışına çıktığını söylemeyeceğim ama dediğim gibi sürpriz çok yapıyorlar. Dolayısıyla performansları iyiyken maç kaybediyorlar falan. Ee, ama ben Maccabi'nin evinde galibiyete daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir tercihi ideal gibi görünüyor. Geçiyoruz. Eee Paratakos Basma. bana sormadım. <laughs> ha evet Erman? Evet. Niye? Evet, Niye ise? Niye acaba? Kendimi olacak şey değil. Kötü hissettim ya. Yani. E, ee, şey... daha çok söz var. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi efendim. <laughs> ben saksı değilim. Ben saksı değilim diye. Vallahi yine Oğlum yapacaktım onu. Öğrendik haftalar geçti. <laughs> öğrendik onu. Ee, hocam şimdi bu maçta şöyle bir durum var. ne anlatacaksın çok merak ediyorum. Bu kadar hevesli girdin çok merak ediyorum. Hakikaten ne anlatacaksın? Yani Barcelona'nın ipiyle kuyu yenilmez. Evet Artık ama. Söyleyeceğim o yani. <laughs> şimdi ligde de zaten gene hafta sonu 27'ler yediler Baskonya'dan. Ee, ne olduğu belli değil koç değişti falan filan ama Makabi bence içeride ee, yüksek yüzde de yakalar ve maçı koparır gider diye Bir şekilde Hertel'i falan değil. etkisiz hale getirmeyi başarır Dolayısıyla <laughs> bence de yani öyle bir şans <laughs> yok. Hertel'i yani. yönel bu maçta. Işte. Mesela Hertel bir de Milano'da falan olsa orası tam bir Kav. saçmalık. <laughs> Survivor olur <laughs> yani. Düşünsene <o>. hakikaten <laughs> Milano'da olsa. <laughs> Ay Irmak bir laf ettin. Bak 10 dakikadır konuşuyoruz üstüne. İp parçalanıp yine Konya'ya inilmez dedi o kadar yani. Geri kalan ya, öyle. Ben manşeti verdim. O yüzden mi söz vermedim? <laughs> Buraya geleceğimizi biliyorum. Buraya gelecek da alacak falan. Tecrübe, bana. tecrübe. Şimdi e, Panathinaikos-Baskonya mücadelesini konuşacağız. Panathinaikos geçen haftanın mağlubu. Baskonya ise iyi gidiyor yani hem ligde hem Euroleague'deki <laughs> son maç performanslarına bakıldığında. Ama ve lakin bana göre bu maçın kazananı Panathinaikos olacak olacaktır. Acaba? Katılır mısın koç? Zor. Yani ben ortada görüyorum maçı. Ee, evinde bir tek Ceska'ya kaybetti Panathinaikos. Hı hı. Evet. Ama diğer yandan da baktığımız zaman son haftalarda kendi kalibresindeki takımlara karşı kaybeden bir Panathinaikos var. Ee, Baskonya belli bir yere kadar oynuyor. Ee, şu anda da form grafiklerini iyi yakalamış evet. durumdalar. Ee, Granger gibi kalatise baskı yapabilecek bir oyun kurucu var e, Baskonya'da. Hayat kolay olmaz çünkü fiziksel teması çok yaparak oynayan bir takım Baskonya. Ee, bu biraz maç yönetimiyle ilgili. Biraz ama yüksek skorlu olabilir gibi geliyor bana ya. Olabilir ama maçın sertliğini Baskonya yukarı çekerse kazanır. Burada faul çizgisinden de iyi atmayan bir Panathinaikos var bunu unutmamak lazım. Ee, ben Baskonya diyorum. Oo. Oo. Bence de o ya. <laughs> Değiştirmek ister misin? sen de emin olamadım abi yoksa. Bir şansın daha var coach örtele kadar gelir miyiz değiştirmeye <laughs> kalkarsa? ya e, valla bana üst olası gibi geliyor. Yani iki tarafın da kısaları formda. Evet Kalates, Granger eşleşmesi bence maçın bütün temposunu, ritmini, her şeyi, bütün senaryoyu değiştirebilir. Oradaki performansı. E, ama e, yine de ben üst olma ihtimali yüksek görüyorum. Pana içeride yüzdeli ve yüksek tempo oynuyor. Sana bir şey söyleyeyim Ben de şöyle düşünüyorum. Üst olursa bu maç 84-85-60 atacak iki takımda karşılıklı ortalama o civarlarda. O zaman Baskonya kazanır gibi geliyor bana. Valencia, Ceska, Moskova karşılaşması günün değerlendireceğimiz son mücadelesi. Biliyorsunuz Ceska evinde Real Madrid'i mağlup etti. Geçtiğimiz haftanın önemli karşılaşmalarından biriydi. Hatta oyunu domine ettiler. Dolayısıyla hani bu maç için de demekten başka bir şey gelmiyor insan aklına yani. Evet, yani burada ÇSK konsantrasyon problemi yaşamazsa ki İtutis de ona çok fazla izin vermiyor. Ee, kazanan taraf olacaktır. Hmm. Valencia'nın zaten e, sakatlık problemleri var. E, kaç tane oynayacak ona bir bakmak lazım. Dubliyevic i̇şte, yok. Yani sana da sakattı. 7 e, tane oyuncusu eksik geldiler İstanbul'a. Efes karşısında Efes karşısında. onların da iddiası kalmadı zaten. Onlar biraz ligde ikinci yanlış bil bilmiyorsam. Kalmadı ama abi or orada bir kültür var ya. Ondan abi CSK şöyle bir şey. Bu maçta oynayacak 3 ya da 4 oyuncuyu bulduğu zaman bunu yani rotasyondaki en son Fritzon'u da dahil et. Bu maçı kazanır. Yani CSK. Erman, CSK ben. Yani. Çok fazla uzatmayacağım. <laughs> ne CSK'nın alacağını düşünüyorum. Sen? Güzel. <gülüyor> 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 ne güzel. şeyler düşünüyorsun. <laughs> Sen neler düşünüyorsun bu aralar? Benim düşüncelerim şöyle. <laughs> yani tabii yani ben hani herhangi bir rakip karşısına geçen hafta Real Madrid'e Zeskan'ın rakibi yine CSK kazanır e, yorum yapmıştım. Dolayısıyla bu maçta da tabii ki CSK kazanır diyorum. Yani ne olursa olsun Valencia eksik olsun olmasın ki eksik eee çok büyük bir sürpriz olur açıkçası bu maçı kaybetmesi. Dolayısıyla ben bu haftanın perşembe gününün özellikle tek deplasman galibiyetini e, Chelsea kanına alacağını düşünüyorum. E, perşembe günü Euroleague'de oynanacak karşılaşmaları değerlendirdik. Cuma günü maçlarında buluşuruz. Hoşçakalın.